radyo tiyatrosu. Kadınım ben. Yazan Nuran Devres, yöneten Mehmet Birkiye, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar: Zuhal Yıldız Kenter, Kemal Şükran Güngör, Esra Gül Onat, Selim Ayhan Kavas, Nevin Mübeccel Vardar, Faruk Hakan Gerçek, Nazan Suzan Aksoy, kadın Elif Yücesan. Biraz daha şarap. Almayayım babacığım, iki kadehten fazlası uykumu getiriyor. Sen bilirsin canım. Nasıl, sevdin mi burayı? Bayıldım, dekor güzel, yemekler nefis, bu gelenler şık. Sevdinse hep geliriz. Bir tane daha açılmış buralarda. Ben daha görmedim ama küçükçici bir yermiş o da. İstersen gelecek cumartesi oraya gideriz. Ama babacığım, bütün hafta sonlarını bana ayırmak zorunda değilsin ki. O kadınların senin çevrende nasıl döndüğünü bilecek kadar büyüdüm artık. Yani onları da bir şans tanımam gerektiğini anlıyorum. Güzel kızımla olmayı hiçbir şeye değişmem. Tatlı, meyve? İstemem babacığım, sağ ol. Cigaran bitsin, kalkarız. Ya, acelem yok ki, yarın istediğim saate kalkarım. Üniversite ne zaman açılıyor? Ekim'in 11'inde. Bu son sınıf zor diyorlar, bakalım. Bakma sen, hep öyle derler. Her zamanki gibi başarılı olacağına eminim. Esra, daha Eylül'ün başı. Niye bir süre yazlığa gitmiyoruz? Annemin işleri çok yoğun, Ankara'dan ayrılamıyor. Bodrum'daki ev öyle bomboş duruyor. Al arkadaşlarına gidin. Bilmem, canım istemiyor. Ha bak ne diyeceğim. Eğer sen yazıhaneni bir hafta için bırakabilirsen birlikte gidelim mi? Ha baba. Canım. Ben artık o eve gidemem. Başka bir yer dersen olabilir belki ama Bodrum'daki ev imkansız. Neden baba? O evi annemle bana sen vermiştin. Orası annenin artık. Ona ait bir yere gitmem söz konusu olamaz. Yıllar önce o evde ne güzel yazlar geçirmiştik. Şimdiki yazlar da güzel değil mi? Tabii babacığım, tabii güzel. Bak, yanlış anlayıp üzülmeni istemiyorum. Ben hiçbir şeyden şikayetçi değilim. Mutluyum. Tamam. Benim de bütün istediğim bu canım. Dur hesap isteyeyim de kalkalım artık. Garson. Ne güzel bir gece değil mi? Biraz yürüyelim mi? Nasıl istersen. Ya bu koku gündüzleri duyulmuyor nedense. Yasemin kokusu. Oh. Annen nasıl? İyi iyi. Çok iyi. Nevin teyzeyle açtıkları galeri bayağı iyi gidiyor. Bu hafta genç bir ressamın sergisi başladı. Annem satışlar harika diyor. Keyfi yerinde öyleyse. Annemi bilirsin. Bir şeyler yapmaya bayılır. Her zamanki gibi işte. Hayat dolu, capcanlı. Tanıdığım en akıllı, en makul kadın. Hepsi o kadar mı? Değil tabii. Ondaki meziyetleri başka hiçbir kadında bulamadım. Demek bu da beraberlik için yeterli olmuyor. Yanılıyorsun Esra. Anneni sevdim ben. Ama onu bir başkası için bıraktım. İnsanın iç dünyası çok karmaşık, çok anlaşılmaz bir şey. Artık bunları anlayacak yaşa geldiğin için seninle rahat konuşuyorum. Ben seni hep anladım baba. Biliyorum canım. Ayrıldığınızda daha 11 yaşındaydım ama ben seni hiç suçlamadım inan. Annemden boşansan da beni terk etmeyeceğini, hep beni seveceğini anladığım an içim rahat etmişti. Ama tabii annem için üzülmediğimi söyleyemem. O sıralarda gösterdiği soğukkanlılık, o kuvvet gerçekten olağanüstüydü. Evet. Benim için hiçbir şeyi zorlaştırmadı.
Hiçbir kadın kocasının başka birini sevmesini, kendisinden ayrılıp onunla evlenmesini bu kadar büyük bir olgunlukla kabul edemez. Yapabileceği bir şey olmadığının farkındaydı. İnat etmenin, öfke nöbetleri geçirmenin, ne bileyim, ağlayıp kendini acındırmanın daha kötü sonuçlar doğuracağını biliyordu. Hiç değilse ona olan saygını korumanı istemiş olmalı. Sonra? Serap da yani gerçekten nefes kesecek kadar güzel bir kızdı baba. Her erkeğin başını döndürecek bir tipti. Annem onun olağanüstü cazibesiyle baş edemeyeceğini anlamıştır. Evet. Rüya gibi bir kızdı Serap doğrusu. Ama onunla mutlu olamadım. Ben öylesine heyecan dolu, coşku dolu günlerdi ki mutlu olup olmadığımı bile düşünemedim. Sonra birden Serap'ın istediklerini ona veremediğimi fark ettim. Bunu anlamıyorum baba. Dünyanın en yakışıklı erkeğisin. Paran var, kültürlüsün. Ne bileyim ben, her şeyin yolunu yordamını bilirsin. Yaşamasını seversin, yaşatmasını seversin. Yavaş. Bu kadar popohlanmaya alışık değilim. Hadi yapma baba. Kadınların seni nasıl şımarttıklarını bilecek yaştayım. Serap gerçekten de bir Serap gibi geçti gitti hayatımdan. Güzelliği beni büyülüyordu ama iç dünyasına hiç ulaşamıyordum. Ona ne kadar yaklaştığımı sanırsam sanayım, elimi uzattığımda dokunamıyordum. 2 yıllık evliliğimiz boyunca Serap hep güzel bir yabancı olarak kaldı. Serap'tan ayrıldığın zaman kim bilir ne kadar üzüldün. Tahmin ediyorum. Bunu o zaman bile anlayabiliyordum. İnan baba, senin için çok üzülüyordum. Bu biraz annene haksızlık etmek olmuyor mu? Ha, doğrusunu istersen ben her zaman annemin senden daha güçlü olduğunu düşünmüşümdür. Ha, neden böyle düşündüğümü bilmiyorum ama annem senden ayrılırken hiç ağlamadı. Bütün olanlara rağmen gülümseyebiliyordu. Hep canlıydı, hep neşeliydi. Annem bu ayrılıktan şaşılacak kadar az etkilendi. Peki Serap'tan ayrılmanın bana acı verdiğini nereden biliyorsun? Bunu anlamak zor değildi ki baba. 13 yaşındaki bir kız için bile zor değildi. O aralar nasıl sessizleştiğini, herkesten nasıl kaçtığını, o kaşlarının arasında beliren çizgiyi fark etmediğimi mi sanıyorsun? Neyse, bu dünyada senin yalnızlığını paylaşmaya can atan başka güzeller vardı da kederli günlerin fazla sürmedi. Sanırım bir daha evlenmeye tövbe ettin. Haklısın, hiç niyetim yok. Ama belki, ancak... Evet. Biliyorum olacak şey değil ama evli olmayı isteyeceğim tek kadın annem. Sahi mi? Artık onu sevmediğini sanıyordum. Dedim ya, insanın iç dünyası çok karmaşık. Annenle öyle fırtınalı aşk yılları geçirmedik belki ama huzurlu, tatlı bir hayatımız vardı. Ama bu da yetmedi değil mi? Evet. Neyse, hadi dönelim artık, geç oldu. Sen hala uyumadın mı? Uyumadım, seni bekledim. Şu teybi kapatır mısın canım? Neydi bu? Çaykovski mi? Rahmaninov. Beauvoir'la iyi gidiyor. Bakayım şu kitaba. Oho, yalnız kadın. Simone de Beauvoir'ın en sevdiğim kitabı. Böyle şeyler okumak hiç sana göre değil anne. Ne yapayım, bazı şeyleri kitaptan olsun tanımak gerek. Senin gücüne hep hayranlık duymuşumdur. Kaybettiklerimden çok sahip olduklarımı düşünmeye çalıştım da ondan herhalde. Anne, şaşıracaksın belki ama babam ne dedi biliyor musun? Ne dedi? Evli olmayı düşünebileceği tek kadın senmişsin. Aferin ona. Bunu anlamakta biraz geç kalmamış mı? Sen... Yani hiç düşünmez misin? Esra, canım, bir daha bu konuyu açmanı istemiyorum. Neden anne? Lütfen canım, ben hayatımdan memnunum. Üstelik de evlenmeyi artık hiç düşünemeyeceğim biri varsa o da babam. Ama siz ikiniz İyi geceler çok mutlu... canım, çıkarken ışığı söndürür müsün lütfen? İyi geceler anne. Merhaba Nevin. Merhaba.
Ne o? Sabah zor mu uyandın? Hem de nasıl. 3 kahveden sonra ancak kendime gelebildim. Uğrayacağımda bir iki yer vardı. Oo, saate bak, 12'ye geliyor. Öğleden sonra gelseydin ya. Nasıl olsa ben buradayım. Olsun, evde kalmayı sevmiyorum. Az önce bizim ressam telefon etti. Ha? Yeni bir şey satıldı mı diye soruyor. O da bu işin tadına iyi vardı. Her gün bir tablosu satılıyor. Hatırlıyor musun başlangıçta ne kadar umutsuzdum? Tabii. Ne de olsa ilk sergi. İkincisini de bizim galeride açmak için anlaşmayı şimdiden yapalım istersen. Çağırır konuşuruz. Ama bu defa %40'lık komisyonu dünyada kabul etme. Ne de olsa gözü açıldı artık. İlk geldiği gün %50'ye bile razıydı aslında. Resimlerinin bir tanesini bile satmayı umduğunu sanmıyorum. Sergilerdeki resimlerin çoğu genellikle açılış kokteylinde hemen satılır. Ama ilk gece onun bir tek resmi bile satılmadı, değil mi? Sonradan gazetelerde övgü dolu yazılar başlayınca 1-2 derken kaç tane kaldı elimizde? 8. Üstelik senin koyduğun fiyatları da çok yüksek bulup aman Zuhal Hanım alıcıyı korkutmayalım diye telaşlanmıştı. İkinci sergisinde fiyatları %50 arttırırız. Teyze. Merhaba. Aa, anne. Hoş geldin Esra'cığım. Merhaba. Anne, Faruk'u tanıyorsun. Tabii. Nevin teyze, oğlum? Annemin ortağı. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Selim, Faruk'un arkadaşı. Ben de yeni tanıştım. Üniversitede psikoloji kürsüsünde asistan. Memnun oldum. Memnun oldum Selim Bey. Nasılsınız? Selim ressam. Amatör bir ressam. Ressam demek biraz fazla olur. Sadece resim yapmaya merakım var diyelim. Siz Selim'e bakmayın. Tevazu gösteriyor. Çok güzel resimleri var. Ya, çocukluğundan beri sulu boya çalışıyormuş anne. Resimlerini sana göstermesini tavsiye ettim. Aslında sizi rahatsız etmek istemezdim efendim. Günde benim gibi kim bilir kaç kişi geliyordur. Ama kızınız o kadar ısrar etti ki. Neden rahatsız olayım? Bizim işimiz bu. Zuhal teyze, o kadar söyledim. Hiç olmazsa bir iki tanesini yanına aldı göster diye dinlemedi. İlk fırsatta getiririm. Olmaz mı? Efendim, belki başkaları kendi yeteneklerinden çok eminler. Ben bu konuda hiç iddialı değilim. Kendim için resim yapıyorum diyebilirim. Siz bir getirin hele. Zuhal bu işlerden iyi anlar. Bakın, bu sergi genç bir ressamın ilk sergisi. Onu da Zuhal keşfetti. Resimlerin hemen hepsinin üzerinde satıldı diye yazıyor. Ya, ilk gece bir tane bile satılmadı. Ama birkaç gün sonra birer ikişer başladı. Bakarsın, sen de ünlü bir ressam oluvermişsin. Bırak Faruk Allah aşkına. Çocuklar, aç mısınız? Açız ya, şimdi hadi yeriz. Kalın, şuradan bir şeyler getirtelim, birlikte yeriz. Ha? Ne dersiniz, kalalım mı? Hadi kalın. Bana göre hava hoş. Tamam. Size afiyet olsun. Ben gitmek zorundayım. Canım, yarım saatten ne çıkar? Üniversitede işim var. Çok memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum. İlginize çok teşekkür ederim. Resimlerinizi bekliyorum. En sevdiklerinizden 6-7 tane getirin, olur mu? Güle güle Selim Bey. Allah'a ısmarladık. Güle güle. 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 Akşama güle. Telefonlaşırız. Tamam. Tatilde bile her gün üniversiteye gider mi? Gider. Annesinden kaçmak için gider. Bizlere de pek sokulmaz. Çok çekingendir. Ben lokantaya telefon edeyim. Numara neredeydi Zuhal? Affedersiniz. Zuhal Hanım. Ay. Bağışlayın, korkuttum sizi. Ya, müziğe öyle dalmıştınız ki beni duymadınız. Merhaba. Resimleri mi getirdiniz? Evet efendim. Ha, ne iyi. Şöyle dizer misiniz onları lütfen? Şuraya, şu tarafa doğru. En sevdiklerini getir demiştiniz. Alıcı gözüyle bakınca hepsinde de fazla bir şey olmadığını düşünmeye başladım. Evet. Bu sessizliği nasıl yorumlayacağımı bilmiyorum. Yok, yeteneklisiniz. Çok çok yetenekli, bu kesin. Galiba şu iki resim diğerlerinden daha sonra yapılmış, evet, değil mi? Evet, onlar en yenileri. Diğerlerinden 5 yıl kadar sonra yaptım. Belirgin bir üslup farkı var. Ama bu yeniler çok daha iyi. Aynı dönemde yaptığınız başka resimler de var mı? Evet, 30'un üzerinde. Öyle mi? Görmek isterdim onları da. Tabii tabii, getiririm. Ya hayır, ama yani sizin için zor olacaksa ben de gelip görebilirim. Getirmeyi tercih ederim. Ailem, özellikle annem, bu işi ciddiye almama kesinlikle karşı. Öyle mi? Sanat çok ciddi bir konu ama bence. Resimle oyalanırsam mesleğimi ihmal edeceğimden korkuyor. Onu en çok ilgilendiren konu bir an önce doçent olmam.
Ama siz çocuk değilsiniz ki hayatınızı, işinizi, uğraşlarınızı annenizin düşüncelerine göre yönlendiremezsiniz ki artık. Haklısınız. Ama annem öyle düşünmüyor işte. Resim onun gözünde sadece boş vakitlerini değerlendirme aracı, bir hobi. Neden yanıldığını anlatmıyorsunuz ona? Çalıştım. Çalıştım ama olmadı. Anlamıyorum. Ben de onu üzmek istemiyorum. Ne yapalım? O halde siz getirin. Biliyor musunuz, böyle devam ederseniz bir süre sonra sergi açabilirsiniz. Sahi mi? Gerçekten o kadar iyi mi? Bu ikisi, evet, çok. Diğerleri de iyi, onlar da iyi. Ama ben galerimde açtığım sergilerin %100 başarılı olmasını isterim. Onun için de tereddüdüm olan resimleri sergilemem. Zaten ressamlara ilk şartım da bu. Sergileyeceğim resimleri kendim seçerim. Neden ayakta duruyorsunuz? Otursanıza. Teşekkür ederim. Fazla vaktinizi almıyorum. Yok, pek işim yok şu ara. Nevin bugün gelmeyecek, yalnızım. Vaktim bol yani. Biliyor musunuz? Eğer Faruk'la kızınız ısrar etmeselerdi, resimlerimi bir galeri yöneticisine gösterme cesaretini asla bulamazdım. Hayatta her başarının sırrı önce cesaret Selim. Size artık Selim diyeceğim. Diyebilir miyim? Tabii, memnun olurum. Bakın, ne kadar yetenekli olursanız olun, bilin ki resimlerinizi gün ışığına çıkarmadıkça keşfedilmeyi bekleyemezsiniz. Biliyorum. Ama benim keşfedilmeyi beklediğim de yoktu. Annemin dediği gibi kendimi oyalıyordum, o kadar. Ah, benim kızım sanatın herhangi bir dalında yetenekli olsa onu teşvik etmek için elimden geleni yapardım. Siz çok farklısınız Zuhal Hanım. Faruk'tan sizin övgünüzü çok duydum. Öyle mi? Ne iyi. Faruk beni sever. Biliyorsunuz ben psikoloji asistanıyım. Kızınızla tanışınca onu öylesine bağımsız, kendine güvenen bir genç kız olarak yetiştiren annenin çok mükemmel bir kadın olduğunu düşünmüştüm. Esra'ya fevkalade bir yetişme ortamı hazırlamışsınız. Teşekkür ederim. İleride koşullar ne olursa olsun kendi ayakları üzerinde durabilecek bir insan olması için çalıştım. Zorluklarla savaşabilecek gücü kendinde bulacak bir insan. Kimsenin güdümüne girmeyecek, mutlu olmak, kendi istekleri doğrultusunda yaşamak hakkından vazgeçmeyecek bir insan. Sizin gibi düşünen anneler o kadar az. Bilmem. Esra çok şanslı. Peki psikoloji bilginizi neden annenizin tavrını değiştirmek için kullanmıyorsunuz? Eminim sizin mutluluğunuz, zevk aldığınız bir şeyi yapmanız onu da sevindirir. Çok denedim. Annemin katı tutumu karşısında hiçbir şey fayda etmedi. Öyle üzülüyor ki adeta hasta oluyor. Migreni tutuyor. Ben de kendimi suçluyorum. Bunu söylemem pek hoş değil, biliyorum ama... Bana kalırsa anneniz işin kolayını bulmuş. Yok, emin olun gerçekten hastalanıyor. Ateşi falan çıkıyor. Yok. Bu işleri benden daha iyi bilirsiniz siz. Bu pekala mümkündür aslında. Evet, ama dediğim gibi. Ben kendimi ressam olarak kabul etmediğim için bir merak uğruna annemi üzmek istemedim. Onun için istediğim gibi bir çalışma yapamıyorum. Yani içinizden resim yapmak geliyor ama kendinizi tutup yapmıyorsunuz. Evet, öyle zamanlar çok oluyor. Ama annemle babam tatile çıktıkları zaman istediğim kadar çalışabilirim. Bakın ne diyeceğim. Galerinin arka tarafında kocaman bir odamız var. Şu sıralarda boş. İsterseniz bir süre orada çalışabilirsiniz. Işık durumu da çok iyidir. Malzemelerinizi getirip hemen başlayabilirsiniz. Gelin, gelin bakın göstereyim odayı size. Selim'in son resmini gördün mü? Ne kadar iyi değil mi? Esra'nın portresini mi? Evet gördüm, çok iyi. Portrelerde özellikle başarılı. Ama portreler de en az satılan resimler. Ne kadar hevesle çalışıyor. Çocuğun şimdiye kadar kendine ait bir çalışma yeri olmamış ki. Odasında hep bir suç işler gibi resim yapmış. Biraz çalışacak olsa annesi hemen yakınmaya başlarmış. Şimdi resim yaptığını bilmiyor değil mi? Hayır, Selim'i üniversitede sanıyor. Anlamıyorum, koskoca adam. 25 yaşında. Annesinden ne kadar çekiniyor? İşte hassas bir çocuk. Annesini üzmek istemiyor herhalde. Kadın üzüntüden hastalanınca babası Selim'i suçluyormuş. O da otoriter bir baba herhalde. Tıp profesörü. Bu kadar kötü şartlarda Selim'in başarıya ulaşması hiç kolay değil. Neyse Zuhal'cığım. Ben bankaya gidip şu çekleri tahsil edeyim. Tamam canım. Ben de gidip Selim'e bir bakayım ne yapıyor. Buyurun. Efendim? Selim? Zuhal Hanım, girsenize. Kapı vurmak da ne olur. Aa, olur mu? Artık burası senin atölyen. Zuhal Hanım. Evet? Sizin bir portrenizi yapmak istiyorum. Son zamanlarda aldığım en güzel teklif.
kısa sürelerle durabilirseniz. Dururum tabii. İlk defa bir ressama poz vereceğim. Ha, bayıldım ben bu fikre. Esra kendi portresini yatak odasına astı. Herkese gösteriyor. Ama tabii sergini açtığın zaman getiririz. Yok yok. Onu Esra'ya verdim. Satmam. Sizinkini de. Oho, sen hepimize böyle birer resim hediye edersen bu işten zor para kazanırsın. Resmi para için yapmak bana çok ters geliyor. Genellikle öyle başlanır. Ama profesyonel olunca işler değişir. Peki portreme ne zaman başlamak istiyorsun? Ne zaman vakit ayırabilirseniz. Yarın. Olur mu? Olurum. Yalnız... Evet. Saçlarınızı biraz dağıtmak mümkün mü? Tabii ama bana hiç yakışmaz. Bence yakışır. Bütün tokaları çıkarıp şöyle elinizle bir karıştırırsanız çok güzel olur. Sen beni bu yaştan sonra model mi yapacaksın? Peki, saçlarımı istediğin gibi dağıtırım. Oldu mu? Anne, bu gece arkadaşlarla dansa gideceğiz. Geç gelirim, merak etme mi? Kim gidiyorsunuz? Faruk, Ahmet, Levent, Mine, Gül, bir de ben gidiyoruz. Selim gelmiyor mu? Hayır, ona teklif etmedik. Neden? Anne, Selim bize ayak uyduramıyor. Yani olgun bir adam gibi davranıyor. Ama sizlerden sadece birkaç yaş büyük. Ama çok içine kapanık biri anne. Zaten hızlı dansları da sevmiyor. Onu da çağırsaydınız iyi olurdu. O kadar çok çalışıyor ki arada dışarı çıkıp eğlenmek ona iyi gelir. Kızlar onu istemiyor anne. Çok ciddi. Yani Selim ne gülmesini biliyor ne eğlenmesini biliyor. Aman canım, arkadaşların anlaşmaları için herkesin aynı derecede neşeli olması gerekmez ki. Hem Selim'e ayıp olmaz mı? Olmaz anne, çağıramayız. Hepimizin keyfi kaçar. Zaten o da gelmek istemez ki. Hadi anne, hoşça kal. Bana bak, saat 12'yi geçirme canım. Aman anne, 12 olur mu? Sen de biliyorsun. En geç 1, tamam mı? Tamam tamam, beni bekleme lütfen. Sen uyumuna bak. Hadi iyi geceler. İyi geceler, iyi eğlenceler canım. Tamam. Alo Selim. Selim benim, Zuhal, evet. Merhaba. Uzun süre cevap vermeyince eve gittiğini sandım. Çalışmaya dalmışım. Galiba biraz geç duydum. Sonra da arayan bir yabancıysa benim cevap vermem belki de doğru olmaz diye tereddüt ettim. Kendini çok yormuyor musun sen? Bırak artık. Vaktin nasıl geçtiğini fark etmedim bile. Saat 9 olmuş. Şimdi çıkarım. Galeriyi kilitleyip anahtarı geçerken Nevin Hanım'ın posta kutusuna. Yok hayır, bekle. Gelip seni yemeğe götüreceğim. Yemeğe mi? Benimle yemek yemek istemez misin? Şeref duyarım. Ama... Eve birazcık geç gitsen ne olur sanki? Çok mu fena olur? O kadar da değil. İyi ya, bekle öyleyse. Hemen geliyorum. Hı-hı. Güzel bir yer. Dışarıda pek ender yerim. Daha çok ailemle çıkarım. Babamın sevdiği bir iki yer vardır. Hep oralara gideriz. Burayı kızımdan öğrendim. Bir kere babası getirmiş. Çok övmüştü bana. Zuhal Hanım, nasıl karşılayacağınızı bilmiyorum. Ama çok merak ettiğim bir şey var. Anladım, anladım. Bu sorulara alışığım. Rahat rahat konuşabilirsin. Esra size de babasına da tapıyor. Sizi tanıyorum. Ne kadar olağanüstü bir kadın olduğunuzu biliyorum. Sağ ol. Bunları bir erkekten duymak güzel. Oğlum yaşında olsa bile. Böyle söylemeyin lütfen. Ben sizi... Ablan gibi mi görüyorsun? Hayır, hiç öyle düşünmedim. Faruk size Zuhal teyze diye hitap edince o kadar yadırgamıştım ki. Siz çok güzel, çok çekici bir kadınsınız. Darılmayın ama... Beni çekici buluyor diye kimseye darılmadım bugüne kadar. Evet Selim, sormak istediğin neydi? Sizin gibi birim. Yani eşiniz... Nasıl oldu da beni terk etti değil mi? Başka birini sevdi. Benden daha genç, benden daha güzel birini. Siz de bu durumu kabul ettiniz öyle mi? Tabii. Ne yapabilirdim başka? Eşinizi hiç suçlamamışsınız. Bir suç bence bu. Sizi, Esra'yı hiç düşünmedi mi?
Nasıl yapabildi doğrusu anlayamıyorum. Yo, içimden suçladım onu zaman zaman. Ama eşe dosta onu çekiştirmedim. Kimseye çektiğim acıdan, uğradığım haksızlıktan söz etmedim. Bana acınmasınlar, hiç hoşlanmam. Esra'yı tanıyanlar size anlatırdı. Daha görmeden hayranlık duyardı. Ha, demek bu olay ilgi çekti, çok konuşuldu. İnsanlar böyle konulara bayılırlar. Evet. Kimi sizi duygusuzlukla suçlamış, kimi gücünüze hayran olmuş. Güçlü olmak, hayata dört elle sarılmak tek çıkar yolumdu. İnsanların hayatında çok acı dönemler olabilir ama hangisi sonsuza dek sürmüştür ki? Peki ama bu kadar beğenilen bir kadın hayatını neden yalnız sürdürsün? Bir daha evlenmeyi hiç düşünmediniz mi? Yok, hayır, hiç. O sayfayı kapadım ben. Annemin sizinle tanışmasını çok isterdim. Belki de ona biraz hoşgörü aşılayabilirdiniz. Anneni ancak sen etkileyebilirsin Selim. Ama nedense bundan kaçıyorsun. Neden akranlarınla daha çok beraber olmuyorsun? Neden gençliğinin tadını çıkarmaya çalışmıyorsun? Bunları neden söylediğinizi biliyorum. Hatta bu akşam neden benimle yemek yediğinizi de. Esra, Faruk, diğer çocuklar birlikte eğleniyorlar. Beni çağırmadıklarına üzüldünüz. Benim için bir şeyler yapmak istediniz. Çağırsalardı da gitmezdim. Neden ama Selim? Onlar senin akranların, arkadaşların. Birlikte sohbet etmek, gülmek, dans edip eğlenmek güzel şeyler bunlar. Lütfen. Benim için üzülmeyin. Hayatımdan memnunum ben. Hele bu gece. Gençsin, genç gibi yaşamaktan tad almalısın. Bu yıllarının değerini bilmelisin. Bu gece beni çağırmadıkları için onlara minnettarım. Anne, nerede kaldın? Neden canım? Saat daha 8. Öğleden beri seni arıyorum. Galeriye belki 10 defa telefon ettim. Devin teyze çıktı, bir daha da gelmedi dedi. Selim'le çıkıp birkaç sergi gezdik. Sonra da bir yerde oturup bir şeyler içtik. Yakında Selim'i evlat edineceksin herhalde. O ne biçim söz öyle? Arkadaşlarımla arasında bir şaka oldu bu anne. Doğrusu her gün Selim'e neden o kadar vakit ayırmak zorunda olduğunu anlayamıyorum. Ona yardım etmem için galeriye getiren sensin. Şimdi ne oldu böyle birden anlamıyorum. Selim'e yardım ettiğin için sana teşekkür ederim. Galerinin arka odasını ona tahsis etmene, hatta karşısında saatlerce poz vermene de bir şey dediğim yok. Ama onunla çıkmanı, birlikte yemeğe gitmeni falan anlayamıyorum doğrusu. Herkes abuk subuk şeyler soruyor anne. Bana bak, kendine gel. Ne biçim konuşuyorsun öyle? Affedersin. Ama arkadaşlarımın yaptığı şakalar sinirime dokunuyor. Bak canım, Selim benim yetenekli, ayrıca da çok değerli bulduğum bir genç dostum. Ona sonuna kadar yardım etmeye karar verdim. Hem sadece resim konusunda da değil. Bir takım sorunları var. Özellikle annesiyle. Bilmez miyim? Faruk anlatıyordu. Selim ana kuzusuymuş. Annesinin sözünden çıkmazmış. Onun için işte böyle alay konusu oluyor. Ben ona bu meselelerde de yardımcı olmak istiyorum. Bağımsızlığı öğrensin istiyorum. Bunları ona sen mi öğreteceksin? Kim istedi bunu senden? Ben istedim canım, ben. Kendim istedim. Tamam mı? Artık bu konuda bir tek laf daha duymak istemiyorum. İstemiyorum, anlıyor musun? Herhalde ben de senin kadar, o budala arkadaşların kadar düşünebilirim. Hadi canım, hadi. Şimdi gel mutfağa da bana yardım et biraz. Portrem nefis oldu değil mi Nevin? Şuraya bak, ne güzel. Salona asacağım. Bence yatak odana asman daha iyi olur. Neden? Güzel bir resim, herkes görsün istiyorum. Laf ederler Zuhal. İnsanları bilmez misin? Zaten Selim'le olan dostluğun yeterince eleştiriliyor. Anlamıyorum, ne oluyor size böyle? Önce Esra, şimdi de sen. Bana inan Zuhal. Bu dostluğu herkes yadırgıyor. Seni çok iyi tanırım. Kemal'den ayrıldığından beri hiç kimseyle ilişkin olmadığını da bilirim. Ama başkaları seni tanımaz. Bu dostluğu yanlış yorumlayabilirler. İyi, bu da beni hiç ilgilendirmiyor. Ay, ne kadar kötü bir alışkanlığımız var. Alem ne der? Hep öyle yaşıyoruz. Sanki hayatımızı başkalarının düşüncelerine göre yönetmek zorundayız. Ben yanlış bir şey yapmıyorum ki. Ama başkaları ne düşünürse düşünsün. Yalnız kendi vicdanıma karşı sorumluyum ben. Sen bilirsin. Ben sadece seni uyarmak istemiştim. Çünkü sonunda üzülen yine sen olursun. Hem... belki Selim senin için genç bir arkadaş.
Hatta bir kardeş. Ama onun sana olan duygularının çok farklı olduğunu sanıyorum. Hadi canım sen de. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Zuhal, akıllı bir kadınsın. Benim fark ettiğim bir şey senin dikkatinden kaçmaz. Bu çocuk sana her gün biraz daha bağlanıyor. Hayır, yok. Yok öyle bir şey, yanılıyorsun sen. Selim her zaman saygılı, her zaman mesafeli. Zuhal, bu sana bir şey duymadığı anlamına gelmez ki. Onun bana ihtiyacı var. Yani kendisine yardım edecek birine, teşvik edecek birine. Üstelik... Evet, üstelik? Çok yalnız. Akranlarıyla anlaşamıyor. Yaşından çok daha olgun, içe dönük bir çocuk. Ailesi de onu anlamıyor. Garip bir durum içinde yani. Belki hala farkında değilsin ama... Selim senin hayatında giderek daha önemli bir yer tutuyor. Hayır, sadece sana ihtiyacı olduğu için değil. Senin de ona ihtiyacın olduğu için. Benim mi? Hadi canım sen de. Bunu da nereden çıkardın şimdi? Bu konuda biraz düşün. Doğru söylediğimi anlayacaksın. Sonbahar benim mevsimim derim her zaman. Resim tutkumda en çok bu mevsimde coşar. Belli. Yaptığın resimlerden belli. Ekim sonlarında şehir dışında uzun yürüyüşlere çıkmayı her zaman severdim. Bazen tuvalimi boyalarımı alır, gözüme kestirdiğim bir yere sehpamı kurardım. Akşam olur, hava kararır. Günün nasıl geçtiğini fark etmezdim bile. Tabii o akşam eve döndüğümde de bir saat annemin konferansını dinlerdim. O kadar üzülürdük. Neden? Neden anlamıyorum ki? Sevdiğin bir şey yapmışsın. Güzel bir gün geçirmişsin. Ne var bunda üzülecek? Bilmem. Üzülürdü işte. Selim, neden bir kız arkadaşın yok senin? Eminim seni beğenen bir sürü kız vardır. Neden onlara bir şans tanımıyorsun? Bugüne kadar tam olarak anlaştığım kimse olmadı. Biliyorum, suç bende. Pek çok şey arıyorum. Senin gibi biri karşıma çıkmadı Zuhal. Tabii çıkmaz. Aramızda kaç nesil var? Daha önce kimsenin yanında bu kadar rahat ettiğimi, bu kadar kendimi bulduğumu hatırlamıyorum. Kim bilir, belki de ben de hep özlediğim bir anne imajı buluyorsun. Hayır, hayır, hayır. Sana söylemek istediğim şeyler var. Gece yatağa yattığımda ertesi gün söylemeye karar veriyorum. Ama sabah olunca cesaretim kırılıyor. Ama artık söylemem gerek. Söylemesen, ha lütfen. Ne söyleyeceğimi bilmiyorsun ki. Lütfen. İstemiyorum. Her şeyi mahvedersin. Bu güzel dostluğu bozmanı istemiyorum. Neden ama? Kimseye bağımlı değilsin ki. Lütfen. Bu konuda tek bir kelime daha söyleme. Lütfen. Yoksa seni göremem bir daha. Hadi canım, dönelim artık. Serin bir rüzgar çıktı, baksana. Galerinin yöneticisi siz misiniz? Arkadaşımla birlikte yönetiyoruz. Eğer bir sergi konusuysa... Hayır, değil. Ben Zuhal Hanım'la konuşmaya geldim. Tabii. Kendisi içeride. Çağırayım. Zuhal, gelir misin? Seni görmek isteyen bir bayan var. Buyurun. Zuhal Hanım, yalnız görüşebilir miyiz? Benim dışarıda bir işim vardı zaten. Siz rahat rahat konuşun. Hemen konuya girmek istiyorum. Ben Selim'in annesiyim. Ah, öyle mi? Nasılsınız efendim? Çok memnun oldum. Selim'in annesini ne zamandır tanımak istiyordum. Zuhal Hanım, Selim sizin oğlunuz olacak yaşta. Anlamadım. İzin verin anlatayım. Oğlumun bütün hayatı alt üst oldu. Her gün üniversiteye gidiyorum diye çıkıyordu ama yalan söylüyormuş. Dün gerçeği öğrendim. Oğlum benden gizli buraya geliyormuş. Evet, rahat çalışabilmesi için ona burada bir oda verdik. Hanımefendi, resim sadece bir bahane. Oğlum ressam falan değil. Ama ona bir şans tanırsanız olabilir. O bir asistan. Çok çalışması ve çok okuması gerek. Resme yönelmesi meslek hayatını ta başından söndürür. Tabii aslında onun asıl gayesinin resim yapmak olduğuna inanmıyorum. Rica ederim, rica ederim. Sizin gayenizin de. Ne demek istiyorsunuz? Ben oğlumu çok iyi tanırım.
O size tutkun. Neden kendi akranınız olan birini seçmediniz? Yoksa toy birinin aklını çelmek hoşunuza mı gidiyor? Kadınlık gücünüzü onun üzerinde mi deniyorsunuz? Siz neler söylüyorsunuz kuzum? Oğlumun yakasını bırakın. Sizin yüzünüzden, mesleğinden, arkadaşlarından, evinden, ailesinden soğudu. Onu adeta tanıyamıyorum. Siz onu hiçbir zaman tanıyamamışsınız ki. Oğlunuzu anlamaya hiç çalışmamışsınız ki siz. Onu benden iyi hiç kimse anlayamaz. Avucumun içi gibi okurum oğlumu. Onu mutsuz etmişsiniz. İçine kapanık, yapayalnız bir çocuk haline getirmişsiniz. Biz ona hep kol kanat gerdik. Onu her türlü kötülükten koruduk. Kişiliğini ezip geçmişsiniz. Onun neler isteyebileceğini, onun nelere ihtiyacı olabileceğini hiç düşündünüz mü? Düşündünüz mü hiç? Evet, düşündük. Günün birinde kendisine uygun, iyi bir aile kızıyla evlenecek ve onunla mutlu olacak. Yakasını bırakın oğlumu. Zuhal, lütfen ne olur üzülme. Hiçbir şey değişmeyecek. Her şey değişti bile. Bu hakareti gerçekten hak ettim mi ben? Birbirimizi seviyoruz Zuhal. İkimiz de özgürüz. Bu yüzden utanmamız, gizlenmemiz gerekmez. Hayır Selim, dostuz biz. Çok iyi iki dost. Duygularımızdan utanmamalıyız diyen sen değil miydin? Şimdi sana bunları söyleyebiliyorsam senin verdiğin cesaretten. Hayır Selim, bu sevgi değil. Belki başka bir şey ama sevgi değil. Sevgi. Seni seviyorum ben. Ben seni sevmiyorum. Hani cesur olmak gerekirdi. Hani gerçeklerden kaçmamalıydık. Hani yalnız kendimize hesap verirdik. Hayatımız yalnız bizimdi. Mutlu olmak için yaşamalıydık hani. Ama başkalarının mutsuzluğu pahasına değil. Elbette değil. Ama ikimiz de özgürüz Zuhal. Kimseye bir kötülüğümüz dokunmuyor ki. Senin annen, baban, benim kızım. Canım bırak şimdi annemle babamı. Çocuk değilim, yetişkin bir insanım. Esra'ya gelince bir gün birini sevecek olsa, sen de istemesen, dinler mi sanıyorsun? Bütün gücüyle seninle mücadele edecek. Eminim. Neden bu kadar gençsin? Ya da ben neden bu kadar yaşlıyım? Hiç de yaşlı değilsin. Dünyanın en hoş kadınısın. Yok. Değilim. Ay, kendimi hiç bu kadar yaşlı hissetmemiştim. Ne oldu kendine olan güvenine? Ha? O canlı hayat dolu Zuhal'e ne oldu? Sana ihtiyacım var Zuhal. Evlenmeliyiz. Hemen. Yok, buna imkan yok. Çevremizin tepkisini düşünsene. Hani başkaları ne der diye yaşamak yanlıştı. Hani çevrenin esiri olmamalıydık. İnsan bu şartlardan uzakken bunları söylemek kolay. Değil mi? Ama tenkit edilen sen olursan o zaman iş değişiyor. Başkalarının yargısı önem kazanıyor, öyle değil mi? Bu benim için öyle beklenmedik bir şey ki. Günün birinde bu duyguları yeniden duyacağım aklıma bile gelmezdi. Mücadele edeceğiz. Değil mi Zuhal? Bize karşı çıkanlarla, engel olmaya çalışanlarla mücadele edeceğiz, değil mi? Beni yalnız bırakmayacaksın. Değil mi? Baba lütfen bir şeyler yap. Ne yapabilirim yavrum, karışmaya ne hakkım var? Bu hak meselesi değil ki. Hayatını mahvetmesine izin veremeyiz. Belki de onunla mutlu olur. Ne mutluluğu? Çocuk annemden 19 yaş küçük. Aman Allah'ım, bütün arkadaşlarıma rezil olacağım. Elimden bir şey gelmez kızım. Pekala gelir. Konuş onunla baba. Evlenmek isteyeceğim tek kadın o demiyor muydun? Ama o beni değil, o genci seviyor. Hayır. İnsan bu kadar uygunsuz birini sevemez. Buna kimse karar veremez. Onlardan başka. Ama bu çok çirkin, iğrenç, gülünç bir şey. Esra. Annen hakkında böyle konuşmana izin veremem. Babacığım yardım et bana. O kadar üzülüyorum ki. Ne tuhaf. Aynı şeyi ben yaptığım zaman hiç de bu kadar tepki göstermemiştin. O başkaydı. Neden? Serap da benden çok küçük değil miydi? Ama sen erkeksin. Evet. O zaman beni de tenkit etmişlerdi. Ama aynı şeyi yapan bir kadın olunca toplumun yargısı çok daha acımasız oluyor. Onu istiyor musun baba? Kendisini hala sevdiğini, ona dönmek istediğini anneme söyleyebilir miyim? Evet. Söyleyebilirsin. Bunu bana
bana yapamazsın anne. Anlıyor musun? Hiç kimsenin yüzüne bakamam bir daha. Biliyorum canım. Başlangıçta kolay olmayacak. Ama zamanla herkes alışır. Bir süre sonra da beni bırakıp başka birinin dedikodusunu yapmaya başlarlar. Benim için birkaç aylık zor bir devreye dayanamaz mısın? Anne, bu büyük bir hata. Korkunç bir şey. İzin ver de bir kez de ben bir hata yapayım ha. Hep makul olmaktan, hep aklı başında tahammüllü olgun kadın olmaktan, hep doğru olanı yapmaktan bıktım usandım artık. Bırak da bir çılgınlık da ben yapayım ha. Yaptığının çılgınlık olduğunu kabul ediyorsun demek. Anne, ne oluyor sana? Seninle hep gurur duyardım. Kusura bakma canım. Ama korkarım bir daha duyamayacaksın. Ne güzel, düzenli, mutlu bir hayatım vardı. Şimdi neden her şeyi alt üst ediyorsun? Mutlu mu dedin? Mutlu ha? Ben ne kadar yalnızdım biliyor musun sen? Ha? Sevilmeye, istenmeye ihtiyacım olabileceğini düşündün mü hiç sen? Ha? Babanın bizi bıraktığı günler neler çektim ben? Biliyor musun sen? Hiç ha? Belli olmuyordu. Belli olmuyormuş. Belli olmuyordu tabii. Belli etmiyordum da ondan. Her gece yatağıma mezara girer gibi girdiğimi, sabahları daha gözümü açmadan yüreğime çöken acıyı belli etmiyordum ondan. Öyleyse babamla evlen. Seni seviyor, dönmek istiyor. Ha, demek istediği an o çekip gidecek, sonra da kendi terk edilince yine dönecek, öyle mi? Yok canım, yok yok yok. İstemiyorum onu artık. Hayatımı mahvetti, paramparça etti hayatımı. Anne, bu kadar etkilendiğini bilmiyordum. Bilmiyordun tabii. Kimse bilmiyordu. İstemiyordum kimsenin bilmesini de ondan. Ağlamamak için tırnaklarımı nasıl avuçlarıma batırdığımı istemiyordum bilmenizi. Yüreğim acıdan kas katı, gözlerim dökemediğim yaşlarla yanarken sırıtarak dolaşmak kolay mıydı sanıyorsun benim için? Bunları da dinlemek istemiyorum anne, duymak istemiyorum. Hayır efendim, dinleyeceksin. Bırak kollarımı anne, canımı acıtıyorsun. Dinleyeceksin. Ne acılar çektiğimi bilmeni istememiştim. Senin neşeni, güvenini, hayatını bozmak istememiştim. Babandan soğumanı, onu suçlamanı istememiştim. Ama artık bilmelisin her şeyi, her şeyi bilmelisin artık. Sus anne, ne olursun sus. Kimim ben? Ben kimim ha? Neyim ben? Robot mu? Nasıl olur da böyle bir olaydan etkilenmeyeceğimi düşünebilirsin ha? Nasıl? Çünkü güçlü bir kadındın. Güçlü bir kadınmış. Güçlü olmak, duygusuz olmak demek değil ki. Hep güçlü görünmek zorunda olmaktan bıktım artık. Bıktım. Sonra unuttuğunuz bir şey daha var. Benim de bir kadın olduğum. Kadınım ben de. Senin annenim, arkadaşlarının Zuhal teyzesiyim, babanın terk ettiği karısı ama bir de kadın. Ama bunu sanırım kendim bile unutmuşum. Unutmuşum bunu. Şimdi de bunu sana hatırlatacak biri çıktı, öyle mi? Evet. Evet. Yıllar sonra bana kadınlığımı hatırlatan biri. Beni seven, bana sensiz yapamam diyen biri. Elimi tutmayı, bana dokunmayı mutluluk sayan, beni özleyen biri. Oh, anne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Kafam karmakarışık. Ne olacak şimdi? Her şey yoluna girecek canım. Her şey. İyi de neyi bekliyoruz Zuhal? Biraz daha zaman, lütfen. Bak canım, işin asıl zor dönemi şimdi. Bunu uzatmaya hiç gerek yok. Evlendikten sonra herkes alışır, her şey yerli yerine oturur. Ama önce sergini açmanı istiyorum. Evlendikten sonra da açabilirim. Hayır, hayır, hayır. Daha önce açmalısın. Bak, böyle giderse Ocak sonunda hazır olur, ben öyle düşünüyorum. Çalışmalarımı daha da hızlandırıp sergiyi bir an önce açarsam artık bekleyecek başka bir şey kalmıyor, değil mi? Kalmıyor canım. O halde canım, sergi bir ay içinde hazır. Böyle genç yetenekleri bulup çıkarmakta ustasınız Nevin Hanım. Geçen defaki sergide de yine büyük bir yetenek keşfetmiştiniz. O marifet daha ziyade Zuhal'in. Her iki ressamı da o buldu. Ama önemli olan bu gençlerdeki yetenek. Biz olmasak nasıl olsa günün birinde bir başkası bulup çıkarırdı. Zuhal Hanım, resmi kutlamak isterim. Hangisi acaba, gösterebilir misiniz? Bakın şu köşede duran gri elbiseli gözlüklü genç.
Gelin sizi tanıştırayım. Hanımefendi, almak istediğim iki resim var. Hay hay efendim, hangileri acaba? 46 ve 15 numaralar. Peki efendim, buyurun burada fiyatları yazıyor. Sergi ayın 15'inde sona erecek. Resimlerinizi ertesi sabah alabilirsiniz. Anne, niye sabah sabah böyle giyindin? Ha, sahi serginin açılış kokteyli nasıldı anne? Kalabalık var mıydı? Gerçek bir başarıydı. Resimlerin de çoğu satıldı. Seni bir süre bekledim, sonra uyuyakalmışım. Sergiden sonra kutlamak için bir gece kulübüne gittik. Keşke gelseydin açılışa. Bilirsin, ilk gecelerden hoşlanmam. Selim'in ailesi var mıydı? Hayır, gelmediler. Bir bakıma iyi de ettiler. Anne, niye böyle giyindin? Bu saatte nereye gidiyorsun? Bodrum'a. Bodrum'a mı? Kış ortasında mı? Evet. Biraz yalnız kalmaya ihtiyacım var. O evde donarsın. Yok canım, elektrik sobasıyla idare ederim ben. Bütün yazı burada geçirip niye şimdi yazlığa gittiğini anlayamıyorum. Bir şey mi oldu? Seninle mi tartıştınız? Yok, hayır canım. Merak etme, her şey yolunda. Sen bir süre kendi başına idare edebilecek misin? İstersen babanın yanına git. Ne kadar kalacaksın? Bilmem. Bilmiyorum daha. Hadi canım, benim artık çıkmam gerek. Otobüse yetişeceğim. Bak Esra, senden bir ricam var. Bu mektubu Selim'e verir misin? Ama nereye gittiğimi ne ona ne de bir başkasına söylemeyeceksin. Selim tahmin etmez mi? Yok, edemez. Bodrum'daki evden haberi bile yok. Bilmiyor. Ama anne... Lütfen canım. Lütfen söz ver bana. Söylemeyeceksin. Söz anne, söylemeyeceğim. Canım, hoşça kal. Kendine iyi bak, değil mi? Benim güzel kızım. Seni ararım telefonla. Gitti mi? Nasıl oldu? Daha dün gece beraberdik. Hiç sözünü etmedi. Kimseye haber vermek istemedi herhalde. Ama sen nereye gittiğini biliyorsun değil mi? Hayır, bilmiyorum. Esra, buna inanmamı beklemiyorsun herhalde. Bilsem söylerdim Selim. Ah, bu mektubu sana bıraktı. Şimdi oldu. Selim canım, bir yolculuğa çıkmaya karar verdim. Bir süre dönmeyeceğim. Seninle ne güzel bir beraberliğimiz oldu. Bunun bozulmasını istemiyorum. Hiçbir şüphenin, hiçbir acının bu güzelliğe gölge düşürmesini istemiyorum. Bunun tek çaresi her şeyi öylece bırakmak. Artık bu yolun sonuna geldik canım. Bırakalım geçirdiğimiz o güzel günler ikimiz için de çok güzel birer hatıra olarak kalsın. Şüphesiz ben döndükten sonra pek çok defa karşılaşacağız, konuşacağız. İki dost olarak. Artık bir sanatçı olarak yepyeni bir yoldasın. Çok başarılı olacağına inanıyorum. İleride yine seveceksin. Daha güzel beraberlikler yaşayacaksın. Sana bütün kalbimle başarılar, mutluluklar diliyorum. Benim sevgili genç dostum. İnanamıyorum. Buna inanamıyorum. Esra, bir şey söyle. Ya ne oldu, neden gitti? Bilmiyorum Selim. Yani her zamankinden farklı bir hali yoktu. Öyleyse neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Evet, ağlıyorsun. Benden bir şey gizliyorsun. Selim, yemin ederim annem bana bir şey söylemedi. Onu bulmam gerek. Bulmalıyım mutlaka. Her şey yoluna girmişken beni böyle yüzüstü bırakıp gidemez. Annemi iyi tanırım. Kararını vermişse onu vazgeçirmek çok zordur. Onu kıracak ne yaptım ben? Onu kaybetmek istemiyorum. Ya sakin ol. Nasıl olsa dönecek, o zaman konuşursun. Ne zaman dönecek? Lütfen yardım et Esra. Onu bulmam gerek. Yapabileceğim hiçbir şey yok Selim. Üzgünüm. Belki Nevin Hanım bilir ha? Evet, o bilir. O bilir nereye gittiğini. Sanmıyorum. Yine de sor istersen. Araya zaman girmesini istemiyorum. Geç kalmaktan korkuyorum. Belki de seni bir süre yalnız bırakmak daha iyi düşünmeni sağlamak istedi. Tanrım. Nasıl bekleyeceğim? Ne kadar bekleyeceğim? Bir ay, üç ay, beş ay? Korkarım uzun bir süre. Peki. Sonra? Onu zaman gösterecek. Döndüğünde. Yani dönerse.
Yine eskisi gibi olabilir mi her şey? Kaldığımız yerden devam edebilir miyiz? Bilmiyorum Selim. Yine aynı Zuhal mi olacak? Yoksa bir yabancı mı? Ya sen Selim? Sen de o zaman bugünkü gibi mi düşüneceksin? Bilmem. Bilmiyorum. Belki bir gün yine her şey eskisi gibi olur. Öyle olsun istiyorum. Her şey eskisi gibi. Kim bilir? Belki. Kadınım Ben adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan Nuran Devres, yöneten Mehmet Birkiye, efektör Erhan Mesutoğlu. Oynayan sanatçılar Zuhal Yıldız Kenter, Kemal Şükran Güngör, Esra Gül Onat, Selim Ayhan Kavas, Nevin Mübeccel Vardar, Faruk Hakan Gerçek, Nazan Suzan Aksoy, kadın Elif Yücesan. Radyo tiyatrosu sona erdi. Hoşça kalın sayın dinleyiciler.